Bu bölümde Google tabloları kullanarak veri birleştirme, veri düzenleme, Google tabloların pivot tablo özelliğini kullanarak ise bir veri özetleme pratiği yapacağız. Öncelikle bu pratiklerde, bu işlemlerde kullanacağımız verileri tanıyalım. Kullanacağımız veriler 2018 yılı TÜİK, kitap ve kütüphane verisi ve okuma yazma verisi. Her iki veri de il bazında yer alıyor dikkat ederseniz. Bu noktada veri birleştirme işlemini okuma yazma verisindeki 6 yaş üzeri okuma yazma bilenlerin sayısı, toplam nüfus, okuma yazma oranı ve bölge değişkenlerini kitap ve kütüphane verisine aktaracağız. Bunu ortak, her iki veride de ortak olarak yer alan istunu kullanarak yapacağız. Bu noktada kullanacağımız en önemli fonksiyon düşey arama yani VLOOKUP dediğimiz fonksiyon olacak. VLOOKUP, Vertical Lookup yani düşey arama anlamına geliyor. İsterseniz öncelikle fonksiyonla başlayalım. Bu fonksiyonu nasıl kullanacağız? Her Excel veya Office uygulamasında işleme eşittir işaretiyle başlıyoruz. Sonrasında fonksiyonun ismini yazıyoruz. İsmini yazmama gerek kalmadı, zaten çıktı VLOOKUP fonksiyonu. Bir parantez açıldı. Parantezde ilk olarak her iki veride de kullanacağımız bir nevi arama anahtar olarak görev alacak ortak bir sütun. Bu noktada dikkat ederseniz i sütunu ortak bir sütun olarak yer alıyor her iki veride de. O zaman i sütununu Adana'dan Zonguldak'a 81 olmak üzere 81 ilin tamamını seçiyorum. İşleme devam etmek için noktalı virgül ekliyorum. Eğer İngilizce kullanıyorsanız Office uygulamanızı normalde virgül kullanıyoruz ama Türkçe olduğu için bu noktada noktalı virgülü tercih ediyoruz. Noktalama işaretinden sonra ise mevcut ortak olan sütunu arayabileceğimiz bir veri aralığı eklememiz gerekiyor. Bu veri aralığını ikinci sütundan seçeceğiz. Çünkü bu sütundaki verileri birinci tabloya aktarmak istiyoruz. O zaman tüm veriyi seçiyorum. Fareyle tüm veriyi bu şekilde seçebilirsiniz. Seçtim. Sonrasında yine bir noktalama işareti ekliyorum. Bu noktada bize eğer yardım sayfasına gelirsek bir dizin sayısı belirlememiz gerekiyor. Dizin sayısı bir nevi aslında hangi sütunu bir sonraki tabloya aktaracağımızı belirtmemizi istiyor. Bu noktada ilk sütun zaten i sütunu. O zaman ben ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sütunu aktarmak istiyorum. O zaman ilk sütunu aktaralım. 2 rakamını ekliyorum. Sonrasında yine bir noktalama işareti ekliyoruz. Bu noktada önemli bir kısım var. Bu da buradaki seçtiğimiz ortak sütunun yani il sütununun sıralı olmadığı. Bu sütun zaten sıralı. Ben halihazırda bu veriye, bu işleme başlamadan önce il sütununu A'dan Z'ye sıraladım. Ama Google'ın yardım sayfası ne olursa olsun çoğu durumda yanlış değerinin kullanılmasını öneriyor. O zaman yapmamız gereken noktalama işaretinden sonra false ifadesini eklemek. Ekledik, parantezi kapatıyoruz. Bu noktada tüm işlemleri tamamladık aslında. Yani fonksiyonu tamamladık ve Enter tuşuna basarak fonksiyonu çalıştırıyoruz. Şu an ikinci dizini yani 6 yaş üzeri okuma yazma bilen nüfusu bulunduğu sütundaki Adana'nın nüfusunu bir sonraki tabloya aktardık. Dikkat ederseniz 1900 1 milyon 900 bin 853 ifadesi bir sonraki tabloya transfer edildi, taşındı. Buna isim verebiliriz. 6 yaş üzeri okuma yazma bilen nüfus. Sonrasında bu işlemi sadece Adana için değil, tüm iller yani 81 il için yapmak için hücrenin sağ altında bulunan noktaya çift tıklıyorum. Dikkat ederseniz tüm veriler bir nevi tüm bu işlem, bu veri birleştirme işlemi tüm iller için gerçekleşti. Kontrol edebiliriz. Zonguldak'ın 6 yaş üzeri okuma yazma bilen nüfusu bu noktada 524.895 olarak gösteriliyor. Bir sonraki veriye geliyoruz. Kontrol ediyoruz. Evet, doğru. Peki, tamam 6 yaş üzeri okuma yazma bilen sayıları, değişkenleri o tarafa aktardık. Diğer verileri nasıl aktarabiliriz?
Bu noktada yapmamız gereken şey sadece mevcut fonksiyonu veya mevcut formülü kopyalamak ve bir sonraki hücreye tıklayıp yapıştırmak. Yapıştırdığımızda değiştirmemiz gereken sadece dizin sayısı. Bu noktada dikkat ederseniz sağ tabloda sadece 2'yi seçmiştik dizin sayısı olarak. Çünkü ikinci sütun olarak yer alıyor. Ben bu noktada bölge verisini birinci tabloya taşımak istiyorum. O zaman birinci dizin buydu, ikinci dizin bu, üçüncü dizin, dördüncü dizin bölge tablosu. Yani bölgedeki bölge verileri ise beşinci dizin olarak yer alıyor. O zaman bu formülde dizin sayısını 2'den 5'e çeviriyorum ve Enter'a tıklıyorum. Dikkat ederseniz bölge verisi de bu tarafa taşındı. Yine sütunun altından noktaya çift tıklıyorum. Dikkat ederseniz tüm veriyi bu tarafa taşıdık. Kontrol de edebiliriz. Doğu Anadolu bölgesi bakıyoruz. Evet, Kars Doğu Anadolu'da. Yani tüm veriler aslında bu tarafa taşındı diyebiliriz. Buna da bölge ismini verebiliriz. Bu sayede diğer tüm değişkenleri bu tarafa kolaylıkla taşıyabiliyoruz. Halihazırda okuma yazma verisindeki tüm değişkenleri bir başka tabloya aktardım. Dikkat ederseniz tüm değişkenler burada yer alıyor. Özetle VLOOKUP ile bir tablodan başka bir tabloya verileri kolaylıkla taşıyabiliyor, transfer edebiliyoruz. Yani veri birleştirme işlemini kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Gel gelelim bu videodaki ikinci pratiğimize. O da pivot tablolar. Bu noktada üçüncü veri setimizde, yani birleştirdiğimiz veride pivot tabloyu kullanarak bu veriyi belli bir biçime, belli bir şekle sokacağız. Belli bir şekilde bir özetleme işlemi yapacağız. Aslında pivot tabloya özet tablo da denilebiliyor. Bu noktada öncelikle veriyi sol köşeden tüm veri setindeki ifadeleri seçiyoruz. Sonrasında veri menüsünden pivot tablo ifadesine tıklıyoruz. Bu noktada Google tabloları bize yeni bir sayfa açmamızı öneriyor. Kabul edelim, oluştur ifadesine tıklıyorum ve yeni bir sayfa açıldı. Bu noktada karşımıza bir pivot tablo düzenleyicisi çıkıyor. Buradaki satırlar, sütunlar, değerler ve filtreler başlığı altında ifadeleri seçerek mevcut özet tablo verisini, yani birleştirdiğimiz veriyi farklı formatlara, farklı biçimlere sokarak düzenleyebiliyoruz. İsterseniz ilk olarak önerilen, yani tablonun bize önerdiği ifadelerle gidelim. Bu noktada bize diyor ki her bir bölge için bir kütüphane sayısı ortalaması ekleyelim. O zaman tıklıyorum. Şu an tabloda her bir bölge için o bölgede bulunan halk kütüphanesi sayısının ortalamasını görüyoruz. Kısaca buradaki başlıklara bakarsak, burada satıra bölge ifadesini eklemiş, değerler başlığına ise kütüphane sayısını eklemiş ve average'ini, yani ortalamasını almış. Bu noktada bunu istediğimiz özetleme istatistiğine çevirebiliyoruz. Bu sum olabilir, maksimum olabilir, minimum değer olabilir. Ama biz burada şimdilik ortalamasını alacağız. Daha detaylı versiyonunu etaborla veri analizi yaptığımız, veri analizi pratiğini yaptığımız bölümde zaten işleyeceğiz. Bu noktada kendimiz de belirli veriler ekleyebiliriz. Gelelim değerler başlığı altından kitap sayısını ekleyelim. Dikkat ederseniz 3. tablodaki, yani özet tablo verisindeki tüm ifadeler bu noktada yer alıyor. Burada ben ortalama kitap sayısını eklemek istiyorum. Bölgesel bazda ortalama kitap sayısına ulaşmak için tıklıyorum. Dikkat ederseniz kütüphane sayısının altına kitap sayısını ekledi ama sum, yani tüm ifadeleri topladı. Bu ifadeyi ortalamasını almak için average'a, yani ortalama ifadesine çeviriyorum. Ve şu an hem kütüphane sayısının hem de kitap sayısının bölgesel bazdaki ortalamasını görüyoruz. Bu ifadeyi daha iyi düzenlemek için ikisini seçerek yukarıdaki menüden sıfırları azaltmasını sağlayabiliriz. Dikkat ederseniz daha basit bir formata dönüştü veri. Bu sayede Akdeniz bölgesinde ortalama halk kütüphane sayısının 18,4 olduğunu görüyoruz. Bu işlemi arttırabiliriz. Değerlere yeni şeyler ekleyebiliriz. Kısaca bu sayede
Birleştirdiğimiz veriyi bir nevi özetledik. Bu noktada birleştirdiğimiz veri özet tablo verisi, kitap ve kütüphane verisi ve okuma yazma verisinden oluşuyordu. Pivot tablo kullanarak bu veriyi bölgesel bazda ortalama kütüphane sayısı ve ortalama kitap sayısı olmak üzere özetledik, farklı bir biçime soktuk diyebiliriz. Özetle bu videoda hem VLOOKUP kullanarak veri birleştirme hem de pivot tablo kullanarak veri düzenleme, veri özetleme pratiğini gerçekleştirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.